Efendim bir yaşımıza daha girdik. Hatta parmağını peteğe bastıran bal üreticisi de gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Ali Uyar'ı böylesine şaşırtan olay da ürettiği balın sarı değil de yemyeşil şekilde olmasıydı. Gözlerine inanamayan Uyar asıl şoku da yeşil balı araştırınca yaşadı. Yaklaşık 2 hafta önce bir kovanımızda yeşil renkte bir sıvı gördüm yani. Hani hiç bitmeyen bir kaynak. Bu arı bunu sürekli getirmeye de devam ediyor. 2-3 haftadır takip ediyorum. Gözlerine inanamadı. Sapsarı bal beklerken yemyeşil balla karşılaştı. Benim savım bir bal türü olduğunu düşünüyoruz yani. Serdivan ilçesinde arıcılıkla uğraşan Ali Uyar'ın ürettiği balın rengi bilinenin aksine sarı ya da kahverengi tonlarında değil, fıstık yeşili çıktı. Değerli bir içeriğe sahipse ben de değerinde satmaya çalışırım tabii ki. O anları kayda alan üretici hayatının şokunu yaşadı. Bu yeşil balı yediğinizde çocukluğunuza gidiyorsunuz ama bir şekerleme tadı gibi. Sonra o da boğazı bir yakıyor. Yani bir değişik yani, tamamen bir gizem var ortada. Hemen numune aldı, üniversiteye gönderdi. Başta çok şaşırdı ama fiyatının 30 bin liradan alıcı bulduğunu öğrenince keyfi yerine geldi. Fenoliklerine falan baktırız, bakarız değeri çok yüksekse biz de ona göre bir fiyat veririz. Artık 20, 30, 50 bakacağız. Benzer bir olay daha önce de Artvin'de yaşanmış. Yeşil bal şaşkınlığı Doğu Karadeniz'de de yaşanmıştı. Gördükten sonra kovanda araştırma yaptım. Baktım Artvin Ardanuş ilçesinde bu tarz bir bal üretilmiş ama rengi biraz daha opak yani. Bizimki çok net, cırt renkte. İşte Yeni Zelanda'da da üretimi yapılmış.